Annesi olsa ateist olur. Yok, der ki ya bunlar değişik adamlardır oğlu. Mesela çok zeki oluyor. İnanılır gibi diyor. Gözlerime inanamıyorum diyor. Ya yani bunlar nasıl Allah'ı inkar ediyorlar diyor. Yahut babası Nakşibendi oluyor, annesi Kadir oluyor, çok dindar oluyorlar. Oğlu hopidik oluyor, çok cins oluyor böyle. Öyle bir mecburiyet yok. Yani aklın durumuna göre olay değişir. Allah'ın yaratmasına göre yani özetle değişir. Mesela Hazreti İbrahim babası ateistti, dinsizdi. Hazreti İbrahim peygamber oldu. Mesela Nuh'un oğlu, karısı, ikisi de ateisttiler. Oğluna ne oldu? Peygamberdi kendisi, Ullazım peygamberdi. Dolayısıyla öyle bir durum mevzu bahis olmaz. Peygamberimizin bulunduğu dönemde de insanların çoğu ateist ve müşriktiler. Peygamberimiz gelen vahye uydu ve ehli iman oldu maşallah. Zaten bir Hazreti İbrahim dininden gelen bakiye din tabisiydi. Yani Hazreti İbrahim bakiye dinine tabi oluyordu ama çok fulu bir dindi o tabi. Ama İslam gelince tam anlamıyla Müslüman olmuş oldu. Onun için Allah seni dalalet içinde bulup hidayet vermedi mi diyor Allah. Ateist ailenin çocuğu ateist olursa onu Allah öyle yaratmıştır. Aileydik, onun da üçünü de öyle yaratmıştır ama çoğu zaman bu böyle değildir. Çoğu zaman tersinedir. Dindar ailenin çocuğu dinsiz olabilir. Dinsiz ailenin çocuğu da dindar olabilir. Çok fazla örneği var. Örnekler de verebilirim. Evet, dinliyorum. Gözlerini nasıl yorum yapar mısın?